Efendim, efendim, efendim. Hayırlı akşamlar olsun hepimize. Hayırlı şey gibi hissettim bir an kendimi. Siyasetçiler gibi buraya konuştuk, onlara dönüyor. Dönemiyor da. Ondan sonra diyor ben diyor başkan adayı olacağım. Ya hacı ilk önce kameraya konuşmayı bir öğrenin. Anlatıyorum size. Bak nereden nereye geldi şimdi. Efendim, bu sezonda sizlerle beraber olurken Bayramlar Civata'nın katkılarıyla beraber olacağız. Neden? Neden? Civatalar gevşemiş, hep beraber bunları toplamamız lazım. Piyasalar gevşedi, insanlar gevşedi. Bu konulara tabii ne yapacağım? Değineceğim. Değinmeyeceğim konu var mı? Yok. Her konuya gene değineceğiz. Sizlerle beraber tabii ki değineceğiz her konuya. Dediğim gibi tekrar ediyorum. Bu sezon Allah mani vermeniz inşallah. Bayramlar Civata'nın katkılarıyla ferasete haydi bismillah diyorum efendim. Dedim gitti. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ya böyle de profilden konuşmak çok şey geliyor ya. Şuradan şuradan bakayım. Şöyle döneyim o zaman. Ya masa yeni ya ondan ya yapın yapın masayı da yapın. Şimdi arkadaşlar diğer kanallarda hasbelkader bizim yaptığımız işin farklı versiyonları yapılıyor. Bazı arkadaşlarım bana diyorlar ki abi diyorlar işte sen diyorlar farklı yapıyorsun şöyle yapıyorsun. Adamlar çok ciddi hazırlık yapıyor şöyle. Ya arkadaşım dedim acemi değilim ki ben bir hazırlık yapayım. Acemi insanlar hazırlık yapar. Bu yanlış anlaşılmasın, saygısızlık anlamında değil. Adam acemi heyecanlanıyor abi diyor ne, abi, ne konuşacağım. Ya arkadaşım ne konuşacağını bilmiyorsan zaten bu ekrana çıkmayacaksın. Hadi çıktın. Biz kaç aydır hazırlandık abi programa? Sor bakalım. Yani bu konuda yorum bile yapmak istemiyorum. Nefret ediyorum bu konularda. Bir iki hareketim vardı benim geçen sezon yaptığım. Bazı arkadaşlarım dedi ki onları yapma abi. Tamam dedim. Yapmam. Lakin ben iyi anlamıyorum. Ekran karşısına çıkmanın çok basit olduğunu düşünüyorlar. Bunun için kendi kendilerini strese yaratıyorlar. Strese giriyorlar. Şöyle yapacağız abi, böyle yapacağız abi. Boş muhabbet. Biz ne yapacağız efendim? Beraberce burada sohbet edeceğiz. Piyasadan konuşacağız. Günün gelişmiş, bitmiş. Belki gözünüzden kaçırdığınız haberlere değineceğiz. Yeri gelecek belki konuk alacağız. Bu siyasetçi olabilir, iş adamı olabilir, esnaf olabilir. Çünkü feraset sabahları olmadığı için hani kargayla alakalı hani karga şeyini yemeden bakın dikkatli oluyorum dikkat ediyorum yemeden olduğu için akşam saati olduğu için mesela iş çıkışına diyeceğim ki işte örnek veriyorum Bayramlar Civata'nın sahibi Erhan Bey. Erhan Bey diyeceğim buyurun program zaten sizin gelin bir sohbet edelim. Burada insanlara bilgiler verelim ya da ne bileyim diğer firmalara diğer firmaların ismini artık söyleyemiyoruz binde beş artık şu rakam da demiyorum binde beş direkt yani reklam yok. Ana sponsor kim onun reklamı. Alt bantta kimin reklamı var? Mesela Orhan Veli Bakır. Nasıl sonra parasını alıyoruz arkadaş. Konuşurum ben. Gibi. Tek düze bir program değil. Bunu biliyorsunuz. Geniş yelpazesi olan bir program. Mesela. Dur şimdi kaşındı. Bunu her yerde göremezsiniz. Adam yok ben kaşındım. Yok bir şey diyemiyor. Adam öyle bir çıkıyor ki şöyle. Efendim nasılsınız? Hoş geldiniz. Efendim bugünkü yayınımızda şunu yapacağız, bunu yapacağız. Sanki gören de inşaat yapıyor zannedecek. Arkadaşım rahat ol. Rahat. Rahat ol. Efendim işte biz uydudayız. O yüzden uyuyoruz. Uyanacağız. İşte internet. Ya arkadaş. Madem uydudasın niye internetten yayınını veriyorsun ki? Ne ihtiyacın var? Bırak uydudan izlesinler. 70 yaş üstü abiler, ablalar. İzlesin. Niye internete yayın veriyorsun? Neden veriyorsun? Çünkü biliyorsun uyduda seni kimse seyretmiyor. Seyretse de bilmiyorsun. İnternet yayıncılığı bu yüzden güzel, interaktif. Mesela bakıyorum bana kimler mesaj atmış? Hiç kimse mesaj atmamış. Güzel olan tarafı da bu. Yani şey gibi bırakmışlar şu anda. Yani olsun, olsun. Önemli değil. Aa varmış ya. Mesajlar varmış ya. Ben görmemişim arkadaş. Altta kalmış. Özür diliyorum. Çok özür diliyorum hem de. Ben bir halt ettim. Mesaj yok dedim ama... Efendim Mustafa Erdoğan yapma Mustafa. Yani bu hareketler hoş hareketler değil. Gözünden kalp çıkmış böyle hani yanlış algılanabilir. Hayrettin Güter
Sevgili Hayrettin Butel, Butel İnşaat'ın sahibi, el kol hareketi yapmış efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, değerli büyüğümüz Hakkı Atilla Bayraklı'nın büyüklerinden, saygıda kusur etmeyeceğimiz bir büyüğümüz, emekli öğretmen, aynı zamanda siyasetçi ve iş adamı kimliğiyle, o da bir selam göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Hakkı Bey. Sağ olun. Umut Türe el hareketi yapmış. Umut Türe el hareketi yapma. Yapma. Mamer Mameri. Mamer Mameri de el hareketi yapmış. Sen de yapma canım kardeşim. Tanımıyorum ama yapma. Mustafa Erdoğan kardeşim demiş ki özledik, bence hiç reklam falan girmesin. Sevgili Mustafa Erdoğan canım kardeşim, tabii ki programı, efendim 5 dakika bir ara veriyoruz reklama, öyle bir şey yok. Bizde öyle bir şey asla mümkün neydi? Değil. Ve Seçkin Coşar, efendim bu sene deli dolu programımız yok. Yok. Ne var? Bu sene Kaygan Zemin programında sevgili Seçkin Coşar'la beraber siyasetçi, ağırlıklı siyasetçi konukları alacağız. İşte belediye başkan aday adayı olabilir, belediye başkanlarımız olabilir, ilgilenen meclis üyeleri olabilir falan falan. Yani siyasetle ilgili büyüklerimizi davet edeceğiz. Daha önce deli doluya davet ediyorduk. Adamlar diyordu ki haklı olarak, arkadaşım programın ismi çok şey ya, enteresan ya, değil dedi. Hanginiz dedi, hangi? Dedik dur, o zaman şöyle yapalım. Kaygan Zemin'e buyurun. Tuhaf bir ismi olabilir ama riskli bir isim, riskli bir program. Hani her baba yiğitin katılabileceği bir program olmayacak. Çünkü Seçkin Coşar ve biz hep beraber tehlikeliyiz. Demiş ki vay hayırlı uğurlu olsun yeni sezon ve yeni masa demiş. İşte abi adamın gözü mobilyacı olunca direkt masaya girmiş ya. Adam masayı görüyor. Gurbet Hanım demiş ki yeni yayın dönemi hayırlı olsun demiş. Teşekkürler Gurbet Hanım. Bu sene sizsiz bir program, sizsiz bir yayın olacak gibi gözüküyor. Neden? Sen 4 ay gözükme ortada. Ondan sonra vay efendim hayırlı olsun. Erken Teşhis'teki sunucuyla inşallah en yakın zamanda tanışacaksınız Gurbet Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Mehmet Erdoğan demiş ki hayırlı yayınlar, kolay gelsin, hayırlısı olsun, özledik demiş. Mehmet Erdoğan şu an bir düğünde. Hangi düğünde bakıyorum, hangi düğünde söylemiyorum. Saklı kentli olduğunu falan anlatmayacağım. Şimdi herkes oraya hücum eder falan, gerek yok. Mehmet kardeşim biz de seni özledik, inşallah en kısa zamanda bekliyoruz. Buyur gel başımızla beraber. Ve Sedat Çağırgan demiş ki kamera karşısına çıkmayı kolay zannedenler yüzünden kanallar komedi programlarına ihtiyaç duymuyor artık demiş. Gene bir rovaşatayı yapmış sevgili Sedat'ım. Çok teşekkür ediyorum Sedat'cığım. Bu gazla ben var ya baya bir giderim. Efendim şu yorum yapan kardeşlerimi, arkadaşlarımı bir beğeneyim. Sonra gönül koymasınlar. Servet Karakuş. Değerli Servet kardeşim de bir el hareketi yapmış. Çok teşekkür ediyorum Servet kardeşim. Sağ ol. Eksik olma. Serkan Gözler iyi yayınlar, kolay gelsin demiş efendim. Serkan Gözler kim? Efendim bir özel kolejin müdürü Serkan Bey kardeşimiz. Sağ olsun. Hakkı Atilla demiş ki zemin harbiden tehlikeli olabilir demiş. Evet Hakkı hocam, zemin gerçekten tehlikeli. Çünkü siyaset tehlikeli bir mecra. Biz bu mecrada ne yapacağız? Kimseyi üzmeden, kimseyi kırmadan ama vatandaşların sorularına net cevaplar almak üzere burada baskı. Demese miydim? Demeyeyim de baskı yok. Hiç gelmeyecek bu sefer kimse. Gene bir Seçkin'le baş başa burada abuk subuk, yani olmaz tabii, onu da boş verdim. Niyazi Buzcu el hareketi yapmış. Çok teşekkür ediyorum Niyazi Bey. Bil mukabele saygılar bizden. Emrah Bezigen kardeşim, abilerin abisi nasılsın, özledim sizi demiş. Sevgili Emrah kardeşim biz de seni özledik, biz iyiyiz. Yani öyle işte, ne diyeyim, gel gel yani başımızla beraber. Şimdi ben bir konuya gireceğim. Hangi konuya söylüyorum? Sedat'ın aşağı yukarı 3-4 saat önce paylaştığı bir şey vardı. Canlıların dişileri, yani daha doğrusu canlıların erkekleri, hayvanlar aleminin erkeklerinin dişileri etkileme yöntemleri. Ne efendim? Hayvanlar aleminde güç gösterisi var. Efendim Smart TV'den bir izleyicimiz demiş ki özlettin kendini, deli dolu varlığın yeter abim.
Abim seni görmek çok güzel. Hayırlı olsun kardeşim. Bundan dördü ayrı ayrı galiba, değil mi abi? Ha tek. Çok özür diliyorum. Smart TV izleyicilerimiz, çok teşekkür ediyorum. Facebook'tan ilk ve son yayınımız mı abi bu? Bakarız. Bakarız yani. O hareketi oradan çekti. Sana ne, sen işine bak dedi. Anladım ben onu. Bakarız. Olur, o duruma bakacağız. Hayrettin Butel hayırlısı olsun Süleyman Bey demiş. Çok teşekkür ederim. Hayrettin Bey ve saz arkadaşlarına mesela. Hayrettin Bey ve saz arkadaşları kimler? Efendim sevgili İskender Gürbüz, sevgili Davut, Kadri. Yani onun böyle afacanlar Davut'la Kadri. Efendim tehlikeliler. Çok tehlikeliler. Ne demiştik? Ne demiştik? Ne diyordum ben? Bak gene ya. Hayvanlar alemi. Ha. Şeye bakınca, şuraya ekrana bakınca, ekranı yukarı kaldırmışsın üstad ya. Ya yapmayın bunu işte, yapmayın bunu işte, yapmayın. Ya, yukarıda ekran. Şimdi millet gelecek böyle. Abi diyecek ben buraya bakıyorum ama daha tavana bakıyormuş gibi falan, bir sürü hikayesi olacak bu işte. Yani, neyse olsun, boş ver. Bu öyle bir şey. Hayvanlar aleminden bahsediyordum. Hayvanlar aleminde erkekler dişilerine kur yaparken güç gösterisinde bulunur. Mesela aslanlar kükrerler, işte giderler başka bir aslanı öldü, kavga eder. Yengeçler pıt 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 falan filan. Bu. Peki insanlarda ne oldu efendim? Yanımda değil de şimdi arabanın anahtarını sallıyor. İşte evi varsa evinin anahtarını sallıyor. Hani dişiye kuru böyle olduğunu zannediyor artık. Diye paylaşım yapmış. Kim? Sedat Çağırgan. Doğru mu? %90 olarak vereyim ben Sedat. Gene bir genelleme yapmayalım. Hani gerçekten sevenler, bunları ayıralım biz tabii ki. Ama %90 artık böyle oldu. Hani paran varsa senden iyi koca yok. Adam şerefsiz mi, sahtekar mı, dolandırıcı mı, üçkağıtçı mı, ahlaksız mı? Hiç önemli olmadı. Önemi kayboldu artık. Bu değerlerin önemi kayboldu. Bu aslında hepimiz için bir sıkıntı. Şimdi bir de piyasalara geleyim. Bu güç göstermeden piyasalara dönüyorum. Neden? Ne diyoruz? Efendim, ooo. Efendim, Yaşar Caymaz. Sevgili kardeşim Yaşar Caymaz. Efendim, kimdir? TRT World TV'de gönüllü, canlı, başlı, çalışan bizim kadim dostlarımızdan biri. Sevgili Yaşar Caymaz. Biz de özledik bilesin demiş. Yaşar'cığım biz seni çok... Espri yapmayayım şimdi, dur. Bir de alınır durduk yere, bir de alınır, onunla uğraşmayayım şimdi ya. Arkadaş sen İzmir'e kadar geliyorsun. Niye oradan basıp gidiyorsun, uğramıyorsun? Çeşme'ye geldin tatile, insan der ki Süleyman abi nasılsın demez mi? Der. Niye demedin? Demek ki yoğundu adam. Yani öyle diyelim. Yoğun olduğun için. Ama biz seni seviyoruz ve Gurbet Hanım demiş ki sizin demiş canınız sağ olsun. Başarılarınız zaten daim ilelebet baki olsun. Bizim demiş dostluğumuz baki. Efendim bizim çalışmadığımızda dostluğumuz olmak, bizim işimiz yok. Ne demek arkadaşlar? Ben anlamıyorum ki. Ben öyle bir imaj mı çiziyor? Evet, dostluğumuz bakidir. Efendim Zatka Gürdal el hareketi yapmış. Ama güzel bir el hareketi yapmış. Baş parmağını kaldırmış ve sevgili Hasan Atılgan. Efendim bir reklam aldığımız firma daha, bu yüzden gönül rahatlığı diyebiliyoruz. Kılçıks Balık Evi'nin sahibi Hasan Atılgan. Hasan'ım inşallah durumlar yavaş yavaş düzelecek. Ha ben ne diyordum? Durumlardan bahsediyordum sevgili Hasan. Şimdi efendim piyasadaki sektörler değişti. Ben şimdi niye bunları anlatıyorum size? Ferasetin ne anlama geldiğini öğretmek için. Efendim piyasada şöyle, ben not aldım yanlış bir şey söylemeyeyim diye. Şerefsizler, yağmacılar, stokçular, fırsatçılar ve sözünü verip de sözünü tutmayanlar şeklinde beşe ayrıldı. Şimdi en basit örneğini vereceğim. Bunu lütfen siz de aklınıza bir yere yazın. Fırsatçılar. Bunlar en önemlisi, fırsatçılar. Kim bu fırsatçılar? Genelde ustalar. Bunlar genelde en yakında başımıza gelen bir olayı anlatacağım. Çok kısa bir parça, çok kısa bir parça, alüminyum bir parça. Efendim şu kadar. Hani göstermek gibi olmasın, yanlış algılanmasın. Şu kadar. Yok artık. Bu iyi, iyi. Böyle. Gülme arkadaş ya. Böyle bir alüminyum parça. Pazar günü olduğu için dedi ki bu 100 lira.
Buna Hayrettin Buterve, İskender Gürbüz şahit. Vedat'ı şahit göstermiyorum. Olur, yarın bir gün bir şey oldu mu kanalı götürecek biri olsun. 100 lira dedi. Bu ustanın abisi de usta. O da dedi ki, abi dedi, sen dedi bekle dedi bir gün daha. Buna dedi bu 100 lira verilmez. Yazık, günah. Pazartesi yapalım biz bu işi dedi. Ben dedi buna şey yapmam. Hani kefil olamam. Böyle bir şey değil dedi. Bakın, biri usta, iki kardeş, biri fırsatçı, öteki düzgün. Dedim tamam abi, bugün gittim o parçanın büyük, iki katı büyüklüğünde bir parçayı kaç paraya aldım dersiniz? Bir nokta dahi olsa yorum yapın. Yok ya, şaka yapıyorum, böyle bir şey değil. Söylediği fiyatın yarı fiyatının altında aldım. Bu fırsatçılık. Bunu şu anda marketler yapıyor, alışveriş merkezleri yapıyor, kömür satanlar yapıyor. İthal kömürü %100 zam gelmiş ya. Ya töbeler olsun ya Rabbim, %100 zam nedir arkadaş? Yani dolar dediğin olay belli miktarda yükseldi. %30, %40. Tamam, arttı %30, %40. Sen bir şey diyemem dolarla geliyorsa. E sen şimdi dolara yapılan zammı bir bindirdin. Üzerine bir de %30 bindirdin. E ne oldu bu millet? Türk'ün Türk'ten başka dostu yok diyoruz ya. Heh. Türk'ün Türk'ten başka düşmanı da yok. Çok kötü bir durum bu. Bizi bizden başka öpen, seven yok. Lütfen bu fırsatçılara efendim fırsat vermeyin. Lütfen. Bir gün geç bitsin işiniz ama bunlara para kazandırtmayın. Stokçuları zabıtalara ihbar edin. Fahiş fiyat söyleyenleri zabıtalara haber edin. Edin. Bunda bir sıkıntı yok. Edin yani. Sonuçta sizin paranız bu ya. Allah Allah. Tövbeler olsun. Efendim Ömer Adem Kepezlioğlu. Ömer abim benim. Aslan hemşerim. Akrabam. Her şeyim. Hayırlı yayınlar demiş. Ömer abim çok teşekkür ediyorum. Buradan Ömer abime de başsağlığı dilemek istiyorum. Allah fazilet yengeme gani gani rahmet eylesin. Ben öyle Face'ten yazıp da öyle şey yapan bir adam değilim abi, kusura bakmayın. Telefonunda olmadığı için arayıp başsağlığı dileyemedim ama buradan canlı canlı Fazilet yengeme Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin inşallah diyorum. İsmail Akta hayırlısı olsun abim, sesini duymak güzel demiş. Sevgili İsmail'im, nasılsın canım kardeşim, iyi misin, işler nasıl? Bak, firmanın ismini söyleyemiyorum. Reklam anlaşması yok. Reklam anlaşması yoksa söyleyemiyorum. Binde beş ya. Yasin Türk, iyi akşamlar, görüşemiyoruz artık, özledik seni demiş. Sevgili Yasin kardeşim, en kısa zamanda inşallah geleceğim ve Smart TV'den bak. Ünal. Şimdi ben burada senin marketin ismini söylersem ben bunu yer miyim? Bunu kim yer biliyor musun? Hani vardı ya bir elma, mandalina falan, hani Fenasi, işte şu neydi, Kerimler de, hani o yer onu. Sözüm, eğer ben yemem. Bana oradan hareket yok, öyle yazmayacağım. Ben okurum, öyle bir okurum ki bir anda okurum böyle hop, kimse anlamaz. Sevgili Ünal, seni de özledik, biz de senin yanına geleceğiz inşallah. Efendim Vedat Çağırgan demiş ki, gerçek pezemekler doların yükselmesini fırsat bilip Türk halkını öpüyorlar demiş. Burada efendim pezevenk Azerice kullanılmış bir kelime. İş adamı manasına geliyor. Yani sakın yanlış bir şey algılanmasın. Yani yoksa koskoca yönetmen kalkıp burada öyle Türkiye'deki... Öyle değil. Öyle değil. Kibar anlamda. Sedat Çağırgan da demiş ki, o fırsatçılık olayında bu çeşmeden Müslümanlar su içemez hikayesi geliyor aklıma. Aynı hikaye benim de aklıma geliyor. Doğru söylüyorsun Sedat'cığım. Aynen, ben sana katılıyorum. Yani Sedat dedim ya, hani bizim belki fikirlerimiz birebir örtüşmüyor olabilir. %90 örtüşüyor. Siyasi anlam olabilir, dini anlam olabilir. Ama %90, hatta 95, seninle biz genelde aynı fikirdeyiz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Verdiğin hikaye de doğru bir hikaye. Ve efendim, en önemlisi piyasalardaki sıkıntının başlıca sebebi sözünü verip, yani ağzından söz verip bu sözünü tutmayanlar. Şimdi bu silsile yoluyla devam ediyor. Ben söz verdim. Kime verdim? Vedat Bey'e dedim ki, Vedat Bey şu gün şöyle bir ödeme yapacağız. Tamam mı? Tamam. Ben sözümü tutmadım.
Ben söz verdim diye Vedat Bey de bir başkasına söz veriyor. Onun verdiği bir başkasına, bir başkasına, bir başkasına otel hikayesine dönüyor. Ben bu sözümü tutmadığım andan itibaren, bu büyük musluktan bahsediyorum. Bu musluk durduğu andan itibaren piyasada bir sıkıntı hemen ne oluyor? Baş gösteriyor. Efendim sözünü tutmayanlarla ne yapacaksınız? İş yapmayacaksınız. Yaptınız mı? Faturalarınız var mı? Verdiniz mi faturaları? İşletti, zaman geçti, ödemedim. Efendim direkt avukata verin. Yapacak bir şey yok. Avukata verin, direkt hesabını hacize koysunlar. Siz ne? Benim anam ağlayacağına senin anan ağlasın. De gitti. Gitti bu kadar. Hasan Atılgan demiş ki abi fakirlik peşimi bırakmıyor. Yine internet yok, izleyemiyorum demiş. Sevgili Hasan, sen bari bunu deme ya. Deme, böyle deme. Yani şimdi sen biliyorum yani, yapma bunu. Bana yapma. Bana yapma. Smart TV'den bir kardeşim demiş ki abim sen beni unutmuşsun demiş. Beklerim her zaman. Ben bunu yer miyim? Sevgili Ünal, ben bunu yer miyim? Yemem. Yemem. Niye yemem? Çünkü ben şimdi o senin marketin ismini söylediğim andan itibaren binde beş bana girecek. Ben anaya girecek. Bana ne? Bana öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. İsmail Aktağ demiş ki iyiyim abicim, sağlığınıza duacıyım. Artık eski firma abicim, benim için yeni iş, yeni hayat diyelim. Ne demek o? Bıraktın mı? Aha, şutingen mi oldun yoksa kendin mi bıraktın? Bak haberim olsun bileyim. Hasan Atılgan demiş ki kardeşim tabi demiş yeni yayın döneminizde başarılar dilerim demiş. Sevgili Hasan'ım, canım kardeşim, çok teşekkür ediyorum. Efendim bu seneki ana sponsorlarımızı sayıyorum. Efendim tabii ki başta şahsım münhasır Bayramlar Civata. Daha sonra efendim Kaygan Zemin'de Atilla Doğutaş mağazaları. Ve efendim henüz karar alamadığımız hangi programı ana sponsor olduğu konusunda değil mi üstadım? Butel İnşaat. Hani bunları daha Butel İnşaat daha tam kararlaştıramadık. Tabii ki şu an 3 ana sponsor. Efendim programlarımızı sayayım size. Kaygan Zemin. Feraseti saymıyorum artık. Ya. Atacağım şimdi, yemin ediyorum. Kaygan zeminimiz olacak. Erken teşhisimiz olacak. Allah nasip eder inşallah. Ömer Köroğlu ile vesaire. Bu önümüzdeki dün görüşmemizi yaptık sevgili Ömer'le. Büyük ihtimalle bu önümüzdeki haftada günümüzü belirleyeceğiz nasipse. Ondan sonra Ömer Köroğlu vesaire. Ve efendim Trend Topic başlayacak. O da Allah nasip ederse inşallah, ama spikerlerimizin hepsi Ömer Köroğlu hariç farklı. Yeni yayın döneminde yeni yüzler, yeni heyecanlar. Tamam canım, işte yeni olacak yani. Tabii insanları kalkıp da bir feraset izliyormuş gibi öyle şeyler yapmayın ha, gözünüzü seveyim bak. Ya abi sen konuşuyorsun, çok rahat konuşuyorsun. Öteki arkadaşlar biraz donuk kalıyor. Arkadaşım normalde olması gereken zaten onların yaptığı. Bu normal değil. Adam normal değil. Belediye başkanlığına adaylık koyuyorum. Hadi bakalım. Koyayım mı abi? Koyayım mı? Dün akşam sevdiğimle konuştum. Dedim ki belediye başkanına adaylık koyacağım dedim. Nereye koyacaksın dedi. Ortaya koyacağım işte dedim. Artık kim alırsa. Ortaya dikine koyacağız. Yani bir belediye başkanı adaylığı yani düşünüyorum, yapayım mı? Şimdi bakıyorum. Bayraklı Belediyesi'nde Hasan Başkan büyük ihtimalle Büyükşehir Belediye Başkanı'na doğru yürüyor. Şimdi bazı başka isimler de var tabii de saygı duyuyoruz. Sakın. Hani kimseyi biz şey görmeyiz. Siyaset çok ince bir çizgi. Ben şimdi kalkar bir adama bir laf ederim. Onun sevenleri var tabii ki. Var tabii, olmaz mı sevmez. Ama ben Hasan Başkan'ı severim. Saygı da duyuyorum. Olmasını ister miyim Büyükşehir'e? Tabii ki isterim. Nasip. Mesela Buca Belediye Başkanı ben tekrardan Levent Pirinç'i gene başta görmek ister miyim? Tabii ki isterim. Neden? Çünkü çalıştığı için. Ama bir başka aday gelir. Odur, budur. Harbi siyaset çok riskli bir şey ya. Vallahi. Şimdi öteki aday gelecek, sen diyecek zaten baştan söyledin. Atıyorum Buca Belediyesi'yle alakalı bir aday gelecek. Sen dedin Levent Pirinç'i sevdiğini söyledin. Şimdi sen nasıl, ben bu adamı ne diyeceğim şimdi? Ha, yandık. Efendim siyaseti siyasetçiler konuşsun. Ben sadece yorum yapayım diyerek bunu böyle kıvırayım. Ne diyorduk? Efendim İsmail kardeşim demiş ki bıraktım demiş abi demiş. Hayır
Hayır olsun sevgili İsmail Aktağ, neden bıraktın diye sormak hani çok özel değilse, boşluğuma geldi sordum, kabul et. Berk Naycı, abi gel Güzel Bahçe'den aday ol, hadi bakalım demiş. Şimdi ben Güzel Bahçe'den aday olmayı düşünmem bile. Orada Hasan var, Burak var, Güzel Bahçe'nin yerlisi. Benim olacağım yer Güzel Bahçe olamaz. Olmaz yani, yakışık almaz. Adam diyecek ki bana, Güzel Bahçe'de şu sokağı biliyor musun? Ya hacım ne yapacağım? Ben belediye başkanı olacağım. Sokak sokak gezecek halim yok ki. Ne zaman gezeceğim? Seçim zamanı, oy almak için gezeceğim. Seçim bitti mi daha da çıkmam zaten sokağa. Ne çıkacağım? Bak bende yalan olmaz. Aday oldum. Aday olduğumu kabul edin. Oldum, tamam. 6 ay var değil mi seçimler? Üstad yanlış mı diyorum? 6 ay. 31 Mart'ta vakai vakvaki olayların olduğu tarihte yerel seçim var. Adaylığımı koydum. Nereye koydum? Dediğim gibi ortaya bir yere koydum. Ben dedim adayım. Kazara da aday adayken dediler ki tamam hadi. Defi kaza, defi bela, bu herife bizim çenemiz yetmez dediler. Seni aday gösterdik. Nereye? Konak Belediyesi'ne. 6 ay gezerim. Kapı kapı gezerim. 6 ay. Başkan seçildin mi? Kralını tanımam. Söyleyeyim. Şimdi sen bu adama oy verir misin? Vermez. Neden? Çünkü doğruyu söylediği için oy vermez. Sana ne lazım biliyor musun? Değerli arkadaşlar, kardeşler, vatandaşlar neyseniz. Hepiniz benim kardeşimsiniz. Bu kadar basit. Size yalan söyleyen adam lazım. Hep beraberiz. El ele, işte örnek Konak'tan verdim diye. Konak'ta el ele şunu yapacağız. Al. Al bilgisayarı görebiliyor musun? Görebiliyor musun? Seçim bitsin. Bir dahaki seçime 6 ay kalaya kadar aha benim yüzümü görürsen nah buraya yazıyorum sana. Doğrusu bu değil mi? Bu. Ama sen vaatleri seviyorsun. Umutlandırılmayı, ümitlendirilmeyi böyle seviyorsunuz. Gaza geliyorsunuz. Efendim şuna vereceğim. Bak Hasan Başkan. Bak Levent Başkan. Bu adamlar neredeyse makamlarını görmüyorlar. Birebir şahit olduğum için söylüyorum efendim. Hani ben bana menfaat yok ki. Niye menfaat? Var mı menfaat? Yok. Abi Bornova'ya gel sana çalışayım demiş. Kim demiş? Bilmiyorum. Kim demiş? Bornova Belediye Başkanı'nda mesela. Bu adam da çalışıyor. Şimdi yiğidi öldüreceksin, hakkını yemeyeceksin. Bornova Belediye Başkanı da öyle. İnternet televizyonu kuracağım. İşte şunu yapacağım, bunu yapacağım. Uğraşıyor adam ya. Çam dibinin sokaklarına baktım ben. Çam dibinin sokağında bak yemin olsun. Yarın istiyorsanız videosunu çeker getiririm. Çukur böyle. Bak bu yol. Çukur burada. Ve bu çukurlar 3-4 tanesi arka arkaya. Ne kadar zamandır? Nereden baksanız 10 gündür o şekilde duruyor. Efendim belediyemiz çalışıyor. Çalışıyor da bana mı çalışıyor? O yol niye öyle? Bak, feraseti sakın öyle şey olarak algılamayın. Hani efendim programı yaptı bu, bıdı 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 konuştu gitti falan, öyle bir şey değil bu feraset. Ferasette kim olursa olsun, feraset neydi? Ferasetin manası neydi arkadaşlar? Önümüzü görebilmek, düşünebilmek, zeka. Heh, ben bunları uyaracağım. Benim vazifem bu aslında. Efendim sen her gün çıkıp ne konuşacaksın? Ya arkadaş ne konuşacağım? Sizin bana şikayetleriniz neyse bana söyleyeceksiniz. Ben de ne yapacağım? Bunu yetkililere ileteceğim. Ki onlar gözlerini açsınlar artık. Hele zaten kalmış şurada 6 ay. Seçimi 6. Kesin yaparlar onu. Şimdi bana ben böyle konuşunca bazı arkadaşlar kesin şunu diyor. Abi diyor sen şimdi böyle bıdır 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 konuşuyorsun da belediye başkanı geldi diyelim. Ya da aday geldi. Bunlara da söyleyeceğim mi? Bak söylemezsem var ya. Smart'tan demiş ki bir arkadaş. O sözü onu hemen yutayım. Abi Bornova'ya gel sana çalışayım demiş Ünal Çelik. Şimdi Bornova bizi yutar hacı. Oraya yemez. Yani oraya yemez. Ama bak çok iyi tanıtım filmi yapabiliriz abi biz. Belediye başkan adayı falan olursa. Yapar mıyız abi? Ne olacak diyor ya senden diyor. Senin çenen diyor kurumaz diyor. Bir şey olmasa. Şimdi çok özür diliyorum. Mesajlarımız tabii ne yapacağız? Ne yapacağız? Vedat Çığılgan. Aha eyvah Gani geldi demiş. Nerede? Anam harbi gelmiş. Tövbeler olsun buradaymış. Gani Ekren kardeşim.
Abi ben geldim, merhaba kral abim demiş. Neredesin sen ya abim demiş. Senin canını yerim Gani kardeşim, ben buradayım. Tabii bir ara verdik. Şimdi sevgili İsmail Aktağ kardeşimizin çalıştığı firmayla biz anlaşma imzalamıştık. Sonra anlaşma dedi ki abi işler dedi biraz sıkıntılı, durdurabilir miyiz? Tamam dedik, durdururuz. Durdurunca tabii burası bir maliyet isteyen bir iş. Öyle çık kenarda bıdı bıdı konuşuyorsun değil. İnterneti var, serverları var, ışığı var falan var filan var. Öyle. Ve de Ünal Çelik kardeşim demiş ki hiç demiş çalışmıyor. Atilla, Olgun Atilla demiş. Böyle şeyler söyleme sevgili Ünal Çelik. Belki ben ondan... Biliyorum. Ben kim çalışıyor kim çalışmıyor bilmiyor mu zannediyorum. Mesela ben Karabağlar Belediye Başkanı kim bilmiyordum. Ta ki 3-4 gün öncesine kadar. Neden? Kimdi? Ya gene unuttum. Neyse boş ver. Neden? Çalışmıyor çünkü. Ya da çalışıyor mu çalışmıyor mu belli değil. Ben Karabağlar'da, annemler Karabağlar'da oturuyor. Ne zaman gitsem kadın şikayetçi. Ne zaman gitsem komşular bana diyor ki ya Süleyman'cığım diyor, sen diyorsa internet üzerinden yayın yapan televizyonu var. Seni dinlerler. Hani bizi dinlemiyorlar. Şu bizim sorunları anlat. Ya diyorum ki sizin belediye başkanınız kim? Ben bir kere onu bile bilmiyorum ki. Mesela Balçova Belediye Başkanı kim? Ya benim eski müdürüm ya. Dur vallahi ben de bak gitti. Demek ki o da çalışmıyor. Buyur hadi bakalım attık. Mehmet Ali Çalkaya. Balçova Belediye Başkanı. Bornova Belediye Başkanı kim? Olgun Atilla. Buca Belediye Başkanım benim başkanım. Levent Priştina o ayrı. Onun yeri her zaman ayrı. Bayraklı Belediye Başkanı kim? Her ne kadar Bayraklı sınırları içerisinde ikamet etmesek de ne ev olarak ne iş yeri olarak ama sevgili Hasan Karabağ da bizim başkanımız. Onu da saygıyla Aziz Başkanımız artık yok. Neden? Çünkü Aziz Başkan bir daha bu seçimlere ben girmeyeceğim dedi. Neden? Bu artık yorulduğu için olabilir. Ne bileyim işte siyasi olaylardan dolayı olabilir. Hani bak her şeyi söyleyebilirsiniz Aziz Başkan'a. Efendim çalışmadı da işte o tramvay oradan geçermiş şudur. Bak her şeyi söyleyebilirsiniz ama bunu iddia ediyorum. Kimse Aziz Başkan'a hırsızsın diyemez. Diyebilir mi? Diyemez. Bu önemli bir şey. Ne çaldı ne çaldırttı. O yüzden İzmir böyle cücük gibi kaldı. Efendim nerede kalmıştım? Berk Naycı ben varım sıkıntı yok demiş. Sen olmazsın Berk. Sen çünkü bildiğim askersin. Yani güzel bahçenin başına asker gerekmez. Şu anda mesela Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Bey. O da peyzaj mimarı ya da iç mimardı yanlış hatırlamıyorsam. Ne işe yarıyor tabii bu belediye başkanı da onu hala anlamış değilim. Mesela bunu bana gelsin anlatsın. Desin ki ben işte mimarım. Güzelbahçe'ye de mimarlıkla alakalı şunları yaptım. Var mı öyle bir şey? Yok. O zaman tamam bana göre var. İsmail Aktağ kardeşim demiş ki abim demiş bir gün çayınızı içmeye gelirim uzun uzun sohbet ederiz demiş. Başımızla beraber sevgili İsmail kardeşim ne demek gel kardeşim. Emrah Kaya abi iyi yayınlar demiş seviliyorsun demiş. Sevgili Emrah kardeşim sen de seviliyorsun çok teşekkür ederim sağ olasın. Metin Ergün muhtarların da taşın altına elini koyması gerekir demiş iyi yayınlar demiş. Ha. Şimdi sevgili Metin Ergün. Ben biraz önce belediye başkan aday adayı olayım dedim ya aslında ben bir halt ettim. İlk önce benim bir muhtar olmam lazım. Ben bir muhtar olmalıyım ki sonra be değil mi? Doğru olan bu değil mi? Silsile. Ona bakarsan ilk önce benim muhtar azası olmam lazım. Encümen azası gibi. Ne iş yaptığını bilmediğim aza. Aza ne demek? Organ demek. Yani. Abicim sen muhtarın hangi organısın? Mesela. 5 tane organı var. 5 tane azası var. Neyse muhtarlık zor arkadaş. Sevgili Metin kardeşim. Muhtarlık gerçekten zor. Bak muhtarlık zor. Belediye başkanlığı muhtarlıktan biraz daha zor. Hele parti genel başkanlığı daha zor. Bir de düşün üstteki başkanları. Allah tüm başkanlarımıza yardımcı olsun. Akıl fikir nasip etsin diyorum. Ve Metin Ergün kardeşim demiş ki kamuda şoför olarak çalışan kadro alamayan kardeşlerimiz var.
Eşit olmayan yönetim. Adaletsiz davranan yönetimler var. Lütfen Hazreti Ömer'in adaletiyle hareket etsin, bizi yönetsinler demiş. Şimdi sevgili Metin kardeşim, nerede Hazreti Ömer'in adaletini bulacaksın ki? Kimde bulacaksın? Hazreti Ömer ne demiş? İşte şurada karnı aç bir koyun varsa demiş, ben demiş ondan da mesulüm. Şimdi öyle mi? Sence böyleyse de ki abi zaten işte şu belediye ya da şu şey yapıyor bunu, burası yapmıyor. Şimdi böyle bir şey yok, hepsi aynı. Farklı olan biri varsa de ki abi bak işte şuradaki belediye bunu yapıyor, bizimkiler bunu yapmıyor. Yok abi, hepsi aynı. Hepsi aynı. Ama bizim insanımız da ne bileyim hak edildiği şekilde yönetiliyor. Yani bunun çok detayına girmek istemiyorum. Hakan Akmaz, Mehmet Ali Çalkaya demiş. Evet. Hakan hocam, biliyorum ya. Bilmem miyim ya? Ben bilirim. Neden? Çünkü Mehmet Ali Çalkaya benim Balçova Termal'de çalışırken ki müdürümdü. Balçova Termal'i Balçova Termal haline getiren insandır Mehmet Ali Çalkaya. Düşünün. Şimdi Balçova ne halde diye bana sormayın. Bilmiyorum. Bilmediğim konuda yorum yapmam. Çalışıyordu, çalışmıyordu. Böyle ahkam kesmekler yakışmaz. Bize yakışmaz. Biz neyi gördük, duyduk? Aa deriz ki bu böyle, bu böyle, bu böyle. Tamam. O zaman tamam. Bir sıkıntı yok. Yani mesela. Şimdi mesela mevzu inşaat sektörü. İnşaat sektörüne gireyim mi, girmeyeyim mi? Gel. Neyse. Özlemişiz sizleri demiş. İyi yayınlar demiş sevgili Hakan hocam. Biz de seni özledik. İnşallah tez zamanda. E tabi sen Almanya'dasın. Seninle en güzel görüşme yöntemimiz burası böyle. Görüşeceğiz. Hakan hocam mesajlarına bak demiş Gari demiş Vedat'ım da. O da demiş ki bak hem Gari demiş. E bakıverin Gari demiş. Ve Metin kardeşimiz demiş ki Hazreti Ömer'in %1'i kadar adaletli olsalar yeter demiş. Şimdi ben sevgili Metin kardeşim şunu söylesem sana karşı saygısızlık anlamında değil de binde biri olsunlar, o da yeter bize. Bak binde biri. Yani şimdi gelelim piyasalara. Dönüyoruz. İnşaat sektörü, piyasalar. Şimdi bizim yakından tanıdığımız inşaat sektöründeki arkadaşlarla oturduk sohbet ediyoruz. Dediler ki inşaat sektöründe bir sıkıntı baş gösterdi. Neden baş gösterdi? Neden durabilir ki inşaat sektöründe sıkıntı olabilir? Metin kardeşim bizi alkışlıyor. Biz de seni canı yürekten alkışlıyoruz sevgili Metin kardeşim. İnşaat sektörünün durmasındaki sebebi şu şekilde açıkladılar. İnsanlar, örnek veriyorum rakamları, işte 300 bin liraya bir daire alacaklarına, bugünden bahsediyorum, 300 bin lira 2 oda bir salon, 1 oda bir salon, 3 oda bir salon, neyse ne, bir yatırım yapacaklarına, bunu kalkıp işte bankaya götürüp yatırıp faizini alıp yemek daha tatlı geliyormuş. Dedim abi hani sen öyle diyorsun da hani bence yanlış düşünüyorsun dedim. Bir yatırımcı, hani yatırımcı manasına baktığın zaman öyle bir gerizekalı olamaz dedim yani. Parayı kalkıp faize yatırmak, işte oradan gelecek olan faizi yemek. Birincisi dedim, hani bu dedim bir yatırım aracı değil. Parayı bankaya yatırmak bir yatırım aracı değil. Yatırım aracı nedir? Bir şey alırsın. Ev, dükkan, araba, mal, emtia. Bunu alırsın. Belli bir zaman ya kiraya verirsin ya da satarsın daha sonra. Hiçbir ev zarar etmez. Hiçbir gayrimenkul zarar etmez. Ya dedim sen bence yanlış düşünüyorsun. Yok abi gerçekten şu an böyle. Ya bakıyorum düşünüyorum hani bunun mantığı yok. Bir kere zaten faiz haram. Bu ayrı bir durum. Hani huzura doğru programına beni şimdi durduk yere sokmayın. Gerek yok. Faizin haram olduğunu, yediğinizin misliyle burnunuzdan geleceğini unutmayın. Eğer Allah'a inanıyorsanız. Bunu söyleyeyim. Ya inanmıyorsan ne halt ediyorsan et. Ona saygı duymam. O beni ilgilendiren kısmı değil. Faizin haram olduğunu bile bile kalkıp bankaya götürüp ben bu parayı yatıracağım parayı her ayda şu kadarını yiyorum diyorsa bir adam zaten ona zaten söylenecek söz yok. Ama bunu yatırım aracı gibi lanse etmenin de şu adam da bunu yemez onu. Bu adam bunu yemez. Mantıklı değil. Dedim abi onlar dedim farklı düşünüyorlardı. Belki başka düşünceleri vardır. Dedi abi vallahi bize dedi söylenen ama ben bunu dedi alacağım. 300 bin liraya alacağım. Kaç para kira verecek bana adam?
işte 1500 lira para kira alacağıma işte 300 liraya götürürüm şu, örnek şu bankaya şu kadar para verir. Dedim yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. İnşaat sektöründe bunu düşünen yatırımcı varsa zaten düşünmesin. Şu kadarını söyleyebilirim. Dikkat ediyorsanız feraset programlarını böyle geriye dönük izlerseniz hep bugünleri anlatmışımdır. Zaten programın ismini Vedat'la biz beraber koyarken feraseti bunu öngörerek koyduk. Söylediğimizin hiçbir farklı bir şey çıkmadı. Ama 3 ay sonra, ama 6 ay sonra, ama 1 sene sonra. İzleyin bir sene önceki programlarımı. Bugünlerle alakalı sizlere konuşmaları yaptım. Dinleyenler kazanır. Dinlemiyor mu? Ne halin varsa gör. Dinleme o zaman. Velhasılı kelam, şu anda parasını bu şekilde değerlendiren insanlar, bankaya yatıranlar zarar eder, yatırım yapanlar kar eder. Bak bu kadar net söylüyorum size. Net, konu kapanmıştır. Ve efendim Sedat Çağırgan der ki, bankaya faize yatırmak en aptal yatırım. Ben bunun var ya. Faiz zamana karşı değer kaybetmesi sağlar. Faiz paranın zamana karşı değer kaybetmesini sağlar. Gayrimenkul yatırımdır. Emlakta sorun şu. Nakit parası olup da ev alabilecek kimse pek yok. Kredi faizleri astronomik. Ev almak için zaten bugün banka kredisiyle ev almanızı tavsiye etmem. Sakın. Ama şöyle bir şey olabilir. Bakın bunu da göz ardı etmeyin. Şimdi 2 ay önce 500 bin, 600 bin lira olan evler bugün 350 bin, 400 bin seviyelerine geldi. Şimdi siz bunu gidip banka faizi krediyle işte vadeli alırsanız, ne derseniz deyin artık bunun ismine, gene de zarar etmezsiniz. Ha bankalar artık bunu bu yollara çok gitmiyorlar, vermek istemiyorlar. Şöyle bir sürü ıvır diyor, senin puanın düşük diyor. Sanki sınıf öğretmeni. Bankalarda ya neyse şimdi bu konu biraz detaylı bir konu olacak. Bu konuya girmeyeyim değil mi hacı? Girmeyeyim. Hiç gerek yok. Vallahi gerek yok. Sedatçığım gene aynı fikirdeyiz canım kardeşim biz seninle. Ben bankayı çok sevmiyorum. Ve efendim reji diyor ki evet. Efendim kendinize iyi bakın, yarın görüşmek üzere. Çok ağır konuşmuş çünkü bildiğiniz gibi değil. Efendim. Ticaret durursa hayat durur. O parasını bankaya yatıracak, bu parasını bankaya yatıracak, ticaret yapan adam kalmaz. Ticaret yapan adam kalmazsa bir memlekette zaten üretimimiz az, sıkıntı olur. Arkadaşlar lütfen bir şeyler yapın. Üretebiliyorsanız küçük de olsa bir şeyler üretin, alın, satın, ticareti hareketlendirin. Ha bu demek değil, cebinizde 100 lira var, gidin 100 lirayla simit alın, ekmek alın, öyle bir şey demiyorum. Öyle bir şey değil. Hani al ver ticareti hareketlendir anlamında söylemiyorum. Bir şeyler üretelim hep beraber. Bu piyasayı hareketlendirmek de bizim elimizde. Bu kadarını söylüyorum. Ve efendim bundan böyle Allah nasip eder inşallah. Her akşam niyetimiz her akşam. Ama zaman ne gösterir? Haftada 3 gün mü olur? 2 günde kalır mı? Bilemem. Öyle. Efendim, yarın saatler 20.00'ı gösterdiğinde Bayramlar Civata'nın katkılarıyla hazırladığımız Feraset'te tekrardan görüşmek üzere. Bu ilk programda sürçülü lisan ettiysem de affola, çok özür dilerim. Yani yaptıysam bir hata, birilerini kırdıysam, gücendirdiysem kusura bakmasın. Ama dediğim gibi bu program, bu kanalda normalde izlediğiniz programlara benzer bir program değil. Direkt olarak sizinle yaptığım bir program, interaktif olmasını temenni ettiğim ve bu şekilde yürüdüğüm bir program. Diğerleri gibi efendim ben şimdi işte bugünkü programımızda gözü de görmüyor. Gözü de görmüyor. Böyle okuyor. Gözün görmüyor. Sen alma bunu eline. Bak benimki de görmüyor. Ben yakından göremiyorum. Ne yapıyorum? Uzağa koydum. Neden? Böyle. Neyse başka konulara da girecektim ama zaman yetmedi. Benim çeneye efendim... Beni seviyor musunuz? Umurumda değil. Beni seven seviyor zaten. Neyse. Efendim yarın saatler 20'yi gösterdiğinde
Bayramlar Civata'nın katkılarıyla hazırladığımız Ferasette tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun inşallah. Yarın görüşürüz. Eyvallah.